Yaz aylarının başlaması, güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısını arttırdı. Peki güneş çarpmasına karşı neler yapılabilir? Muhabir arkadaşımız Çağla Gültüncer konuyu uzman konuğuna sordu. Son günlerde sıcaklıklar rekor düzeyde arttı. Sıcak çarpması vakaları da yükseldi. Özellikle acillerde yoğunluk var. İşte bu konuya bakacağız. Sıcak çarpmasına karşı nasıl önlem alınmalı? Doçent Doktor Ahmet Burak Erdem bizlerle birlikte hem sıcak çarpmasını konuşacağız hem de nasıl önlem alınır uzman konuğumuza soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi günler. Şimdi sıcak çarpması dediğimiz zaman havaların ısınmasıyla birlikte risk oranı giderek artmaktadır. Özellikle çocuk yaş grubu ve yaşlı yaş grubu bu konuda ciddi risk altındadır. Yaşlı hastaların özellikle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı gibi hastalığı olan insanların sıcak çarpma riski diğer genç bireylere göre daha yüksek riske sahiptir. Havaların son zamanlarda rekor seviyelere çıkacak şekilde artmasıyla birlikte bu riskte yüz yüze gelmekteyiz. Acil servislerde de bunlarla ilgili vakalar artmakta. Tabii ki sıcak çarpması dediğimiz zaman insanlar bunu nasıl tanıyacaklar? Öncelikle vücut ateşleri bir sıcak çarpmasının 40,5 derecenin üzerine çıktığı zaman ve bilinç durum değişikliği yani uyku halinden komaya kadar ilerleyebilen bir klinik tablo olarak değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki bu hale gelmeden önce insanlarımız bulantı, kusma, ishal, vücutta uyuşukluk, şiddetli baş ağrısı gibi şikayetlerle hastalık kendini gösterebiliyor. Bu tür durumlarla karşılaştıkları zaman özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıvı tüketimlerinin daha da arttırmaları gerekiyor. Yani günlük 2-3 litre civarında sıvı tüketen insanlar hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu sıvı tüketimlerini, su tüketimlerini daha da üst seviyelere çıkartmaları gerekiyor. Sıcak çarpmasını önleyebileceğimiz en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Hava sıcaklığının özellikle güneşin dik açılarla yeryüzüne indiği saat dilimlerinde bu söylediğimiz riskli hasta grubunun, insan grubunun sıcak ortamlara, güneş altına çıkmamaları gerekmekte. Biz burada sıcak çarpmasına maruz kaldıkları zaman özellikle böyle bir vakayla karşılaştığı zaman vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına uğrayan kişilerin vücut üzerindeki kıyafetlerinin çıkartılması, bir vantilatörle bir suyun üzerlerine püskürtülmesiyle beraber vücut sıcaklığının düşürülmesini arzu ediyoruz. Bu şekilde olduktan sonra ilk müdahaleye böyle başladıktan sonra hastaların hastanelere nakil edilmesi gerekiyor. Çünkü bu tür vakalarda biz ölüme kadar ilerleyen klinik tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bir doktor gözetimine alınması gerekiyor bu hastaların. Çünkü sadece vücuttaki ısının artması problem değil. Aynı zamanda eş zamanlı ciddi bir sıvı kaybına da uğruyor bu hastalar. Ve bu sıvı kaybının eksikliğine bağlı bir anda böbrek yetmezliği gibi, derin kalp yetmezliği gibi, solunum yetmezliği gibi ağır klinik tablolara ilerleyebiliyorlar. Evet, ve burada tabii su tüketimi de oldukça önemli. Dışarı çıkarken ne gibi tedbirler almak lazım bir de hocam? Dışarı çıkarken tabii ki güneş ışınlarına direkt maruz kalacaklarsa açık renkli kıyafetler giymeleri gerekiyor. Şapka takılması gerekiyor. Yanlarına mutlaka su taşımaları gerekiyor. Yani gün içerisinde sürekli su tüketimlerinden bulundurmaları gerekiyor. Hatta bazı yaşlılarımız için şemsiye bile kullanmalarını tavsiye edebiliriz. Özellikle de güneşin dik açıyla geldiği dönemlerde dışarı çıkmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Ahmet Burak Erdem aktardı. Sıcak çarpmasına karşı alınacak tedbirleri konuştuk. İlk müdahale nasıl olmalı, dışarı nasıl çıkılmalı gibi başlıkları ele aldık diyerek sözü tekrar size bırakalım.